Bir
şöyle bir mesele lazımdır. Şöyle aklımıza göre hareket edecek olsak, hiç kimse mescidin üzerinde mescidini makul görmez. Ya, çünkü ayağının alt kısmına gelen, alt kısmını mescidin zaten. Halbuki Cenab-ı Hak mescidin üzerine mescidini yendi. Burada akıl duruyor. Evet, akıl lazım da, fakat bizim için akıl kâbidir demek, insanları belalete sevdir. Akıl bir güvendir, güven. O gelinin kaptanlığına, Kur'an'a hakim olursa, dosdoğru istikametini tayin eder, hedefe doğru gider. Ama akla şeytanı hakim kılarsanız bu dönemde, deli kaplanlarına şeytanı bir semali geçirirseniz, o bu defa size tepkilerde bulunur, küfrü şirki size güzel gösterir ve bu surette sizi o gemiyle, akıl gemisiyle doğru yere götürüyoruz diyerek sizi felakete bulur, bizi felakete bulur. Onun için Kur'an esastır, Allah felakettir. Kur'an'ın manası, esrarı hususunda da hadis-i şerif ve sünnetin sünnetleri esastır. Kur'an'ı tefsir ediyoruz. Kur'an'ı en iyi anlayan Allah'ın kulları içerisinde en iyi tefsir eden kimdir denilirse hiçbir mülahazaya düşün kalmadan bıraklamadan Allah'ın Resulü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam değil mi? Kur'an ona vahiydir. Hatta Kur'an-ı Kerim'e ayet ve ayet Peygamberimize vahyeden Cibril Aleyhisselam ile Kur'an'ın manalarını, esrarını Peygamberimiz kadar Yeah.
yerden bahsediyorum. Yaya ve çubuk olarak kabirlerinde yaratılır tekrar haşrolunduğunda ve mahşer yerine doğru sevgili aklıklarında herkes şaşkın. Herkes şaşkın. Çünkü ki Hazreti Adem'den kıyamet kopukluya kadar var olan, yok olan, sonra tekrar mahşerlerinde toplananlar şaşkınlık içinde. Biz bu dehşetten, bu felaketten nasıl kurtulacağız diyecekler. Güneş bir mızrak boyu inmiş. Kıyamet, mahşer nerede olacağında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Şam civarında şeye kadar, Kabe-i Muazzam'ın bildiği yerine o havaline mahşer yeri kurulacağı bildirilmiştir. İnsanlar diyecekler ki, aha bizi kurtaracak kim bize şefaat edecek? Peygamberimiz diyecekler bizim babamız Hazreti Adem eşeriyetin babası. Baba evladına şefkat edecek. Arayıp bulacaklar. Hazreti Adem'e yalvaracaklar. Aman bize rehber olun. Hazreti Adem'in vereceği cevabı şu. Diyecek ki doğru iyi gelmişsiniz ama benim Cenab-ı Hakk'a sizin için tavassum edecek, sizin için şefaat talep edecek yüzüm yok diye beni cennetine koydu, nimetleriyle nimetlendirdi, şu ağacın meyvesine yaklaşmayın buyurdu. Ben ise orada devamlı kalacağımı düşünerek şeytanın vesvesesine uydum, o ağacın meyvesinden yedim. Hanımla birlikte kâdem çıka bir hümam. Buradan aşağıya bin bağlı bir bağlı kadın. Birbirimize çekişerek yeryüzüne inip tekrar cenneti hak edenler buraya geldi. Buyurarak Cenab-ı Hak bildirdi Hazreti Adem. Benim yüzüm yok diye. O zaman bir başka peygambere koşacaklar. Hazreti Musa'ya koşacaklar. Hazreti Musa diyecek ki hayır, ben kendimde o gücü göremiyorum. Ben size yardımcı olacak durumda değilim. Ama ahir zaman peygamberine gidin. Allah'ın en çok sevdiği budur. Hepsi koşacaklar diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben hemen oracıkta secdeye kapanacağım. Ya Resulallah, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, şu kullarına şefaat izni ver, bunları kurtarayım bizim yanından diyeceğim. Ve Cenab-ı Hak bana lütfedecek, başını kaldırabilirim. Hatta orada bağlama, gezer gelirim. Yani ben ümmetimi kurtarmak istiyorum ya. Ümmetine olan deli, bulutsuz şefkat eseri olarak ve Cenab-ı Hak ona, o Resul'e şefaat salahiyeti verir. Ondan sonra diğer peygamberlere, peygamberin varislerine şefaat edecek grubu olan herkese hükmesi istediğinde şefaat izni verecek. Ve en sonunda bana bahsedecek Cenab-ı Hak erazim de ya Muhammed razı olup doya doya hükmetine şefaat salahiyeti aldı. Şefaat yapabildin. Ben razıyım ya Rabbi razıyım. Artık
ne lazımsa yaptım diye. İşte orada ey cemaat, ben edelim, ne dediniz burada misafiriz? Dikkat edelim. Bu sahne, bu safha çok yani dikkat bir safhadır. Biz orada Peygamberimizin şefaatini hak edilmek için, elde edilmek için şu dünyada kullanacağız. O halde ona öyle bir ümmet olmalıyız ki onun alıp verdiği nefesini dahi kabilse tesbihine çalışarak onun gibi nefes alıp vermeye varınca kadar onun sünnetini ihya etmiş olmalıyız. Hadis-i şerifi kaydetmiş. O da nedir? Ben temessülü sünneti benim sünnetime kim ki dünyada yapışırsa, yapışırsa nasıl yapışmak? Bir insan kuyuya düştüğü zaman okyanus denizde boğulacak durumda daldığı zaman nasıl kurtaracağını sahilde beni kurtaracak kimse var mı? Yapışabileceğim bir kul, bir ilk, bir halat var mıdır diye nasıl yapılırsa hayatımız boyunca, hayatımız boyunca yani yaşadığımız müddet içerisinde kabil olmadan uyanık olarak Resulullah'ın sünnetine boğulmak üzere olan kişinin kurtarıcıya nasıl yapışıyorsa bizim de Resulullah'ın sünnetine o tarz yapışmamız lazım. Buna dikkat edelim derim cevabımız. Cenab-ı Hak bu gafletten kendimizi dikkat ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, biz duha namazını kılarken bir iki defa niyetimiz Ya Rabbi şükürden aciz kaldığım hudutsuz nimetin olan İslam nimetine teşekkür ettiğim ve Müslüman ettiğim için değil o iki rekat namazı öyle kılmak lazım. Üstadlar öyle tarif etmişler. Sonradan kılacağımız bir rekat namaz Ya Rabbi Nihat-ı Subhaniye üzerinde maddi manevi bulunan hususun nimetlerine teşekkür ettiğim diyelim. İki rekat daha namaz kılmak lazım. En son olarak da oturduğum yerden Ya Rabbi beni ahir zaman peygamberine ümmet kıldığı için teşekkür et zatına teşekkür et Ruhan oturduğun yerden. Neden oturduğun yerden bu namazı kılıyorsun? Takatın kesilmiş oluyor. İlim irfan sahibi, insaf sahibi, bir Müslüman Allah'ın nimetlerini düşüne 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 huzurunda namaz kılıyor ama en sonunda dizlerini bağlıyor. Ayağa kalkıp teşekkür edecek hali kalmıyor. Ya Rabbi, şükründen çok aciz kaldım. Beni ahir zamanın peygamberine ümmet kıldığımız için diye o iki rekat namazı oturarak kılmak lazım. İslam büyükleri, Esatide-i İkram Hazretleri ve sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde rehberlik yapmışlar. Bu bilgileri, bu esrarı bize öğretmişler. Fatih Camii'nin muhterem cemaati, Cenab-ı Hak ahirette bize gözlerin görmediği kulakların işitmediği, insan adına gelmedik nimetlere müfettir dediğini var etmiş. Şimdi biraz önce okuduğum
yollara saptı, çoğu yanlış yollara saptı. Bir zamanda, kıyamete yakın zamanda benim sünnetime sarılan kişi, yanındaki hacı verdi bu yanlış. Sırtını verme, abdestin namazı varsın sonra. Dikkat edin. Bu mukaddes varlıklarınızı elinizden almak isteyenlere karşı
bize tanışmak. Her yerde Allah yolunda dinini, vatanını, milletini korumak farzdır. Ve yüktelûne, öldürülürse ne olacak? Elbette Cenab-ı Hak kendisi istediyse, işte bunun için istedik. Bu kendisi adınızı korumak uğrunda ne yapıp? Öldürülür. Yani ölüm aynısını tanır. Bunu da göz almıyor Cenab-ı Hak. İşte bu fedakarlık, bu âli cenablık bizden hissediyor. Nerede hissediliyor? Kur'an'da hissediliyor. Kur'an'da bildiriyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kıyamete kadar mücadele bakidir buyurmuş Peygamberimiz. Bu mücadele hiçbir zaman eksik olmaz. Ben burada birkaç dakika içerisinde size şunu arz etmek istiyorum. Bugünkü Müslümanlar düne nispetle bir noktada çok talihliler. Yani bir haberleşme imkanları var. Kısa zamanda ecdadımızın kitaplarına ulaşma imkanları var. Kısa zamanda seyir sefer yapma imkanları var. Birçok kıymetlere bastırız. Ama bu nispetle de memleketimizde ve dünyamızda içinde bulunduğumuz dünyada en düşkün, en yakışkın, efendim Allah düşmanlarının nesi var? İslam'a, Müslümanlara ve hesabımıza salınımları var. İşte bunları siz televizyonlarda görüyorsunuz. Radyolardan dinliyorsunuz. Basında okuyorsunuz. Eğer yarın nefsinize mağlup olun. Seyircik kalırsak mağazalar. Seyircik kalırsak bu büyük mücadele karşısında neden lazım derse diyecek olursak bunun imanı olan bir Müslümanın diyeceğini düşünemiyorum. Onun için müşterim cemaat Allah yolunda cihadı her devirde kendine has usulü var. Üslubu var. Binaenaleyh bugün Müslümanların dinlerini, imanlarını, mukaddesatını korumak hususunda ne yapması lazım geldiğini Müslümanların görüp, dinleyip takdirinde bulunması, anlaması lazım. Ona göre hareket etmek, ona göre gayret göstermesi lazım. Değerli kardeşlerim, ortalık bozulma, bütün dünyanın gözü ecdadımızın bize armağan ettiği bu memleketin üzerinde duruyor. Fatih, Yavuz Sultan Selim'in ve Kanunisi'yle, Abdülhamit Han'ıyla bütün ecdadımız olup olukanlarını hatırlarak bize emanet etti bu memleketi. Bugün çok şükürler olsun biz Müslümanlar şu 30-40 sene içerisinde, 25-30 sene içerisinde ne durumdayız? Bir sürü fakirlik, yoksulluk, din ve vicdan hürriyetimiz ısınlanmış, abdest alıp namaz kılmak, Kur'an'ımızı okumak bile yasak hale getirilmiş bir zamandayken Allah bize öyle lütuflarda bulundu, öyle imkanlar verdi ki bugün maddi manevi adeta kırk dağımıza kadar, boyumuza kadar Cenab-ı Hak bizi maddi manevi nimet içerisinde bıraktı. İşte bizim bu yükselişimizi, Allah'a yaklaşımımızı, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine rahatlıkla sarılmamızı çekemeyen, istemeyen yerli ve yabancı bütün düşmanlarımız gözlerini dikmişler, bütün güçleriyle bizim elimizden bu nimeti almaya çalışıyorlar. Buna göre dikkat edelim. Tamam.
askere alıp çıkacak değiliz. Silahımızı alıp ortaya çıkacak değiliz. Hadiseleri iyi takip edip dostluğumuzu, düşmanımızı iyi takip etmemiz lazımdır. Bugün düşmanımız bizim karşımıza bugün benim size kürsüye çıkıp sarık cübbeyle vaazet bir gibi vaazet ediliyor. Kur'an okuyor, sünnet okuyor, hadis okuyor ve bir taraftan da kadim düşmanımız Yahudilerin, Hristiyanların, İngiliz yardımlarının ajanlığını yapıyor. Düşmanımız bu kadar sinsice maske kullanarak bizi yolumuzdan sapıtmaya, dinimizden, mukaddesatımızdan koparmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar bir kısmı da diğer kanallardan çıkıyor. Onlar da sureti hakkında gözükerek gözümüzün önüne gelip işte barış yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. 40 yıllık yani olur mu kâni demiş atalarımız. Biz babalarımızdan, dedelerimizden bunları biliyoruz. Bir kısmı da biz şahit olduk. Ve bu yaşta bu ilmi sizlere verecek duruma gelmek için zaman zaman polisinin baskınına maruz kaldım. Eli kelepçeli hapishanelere gittim. 8 sene ağır ceza mahkemelerinde muhakeme edildi. Neydi suçum? Suçum ruhsatsız Kur'an okuma, okutma, ümmet-i Muhammed'e ilim sahibi yetiştirmekti. Ve İzmir Buca'da, Buca'da baskın yapıldı ve medreselerde okutulan Kur'an'ı ve manasını okutuyoruz Ümmet-i Muhammed'in evladına. Vesile oluyordu. Ne yaptılar? Aldılar. 4 ay bu ceza günü tutuldu. Ağır cezalarda mahkeme edildi. Tamam efendim. Netice beraat ettim tabii. Onun için bu dinin bu hale gelmesi uğrunda çok büyük fedakarlıklar da yapıldı. Ona göre Müslümanlar sandığımızı ifade edelim. Omuz omuza verelim. Erbabından dersimizi iyi alalım ve isabetli hareket edelim. Şunu da söyleyeyim, biliyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dinini tamamlamaya hükmetmiş. Bundan sonra asla geriye dönüş olmayacak. Cenab-ı Hak din düşmanlarına, vatan hainlerine, kitap düşmanlarına fırsat vermeyecek. Ama biz omuz omuza verelim, Allah'ın inayetiyle ecrimize, mükafatımıza nail olalım inşallah. Artık küfrün mumu sönmüştür, İslam'ın nuru bütün dünyayı aydınlatmaya devam edecek ve Türkiye'deki Müslümanlar da bütün dünya Müslümanlarının efendisi olarak, rehberi olarak İslam bütün dünyaya hakim olacak. Bunu da benden kitap ve sünnete dayanarak işitmiş olunuz. Yeter ki biz omuz omuza verelim. Allah Celle Celaluhu yardımcımız olsun kardeşlerim. Burada ben siyasi bir düşünceyle konuşmuyorum. Benim her şeyimden daha kıymetli hepimizin Kur'an'ımız, dinimiz, kitabımız ve Resulullah'ın manevi vardı. Dolayısıyla biz bunun müdafasını yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, Cenab-ı Hak mücadelemizi hayırlı kılsın, bizleri muvaffak kılsın, bizi doğru yoldan ayırmasın, Cenab-ı Hak eğri yolda olanlara da hidayeti nasip etsin. Bizim kültürü istemeyiz. Ne yapayım? Biraz geç kalınacağı için bu kadar ancak konuşabildim. Ama siz aklı, irfan, iman sahibi
kardeşlerimizsiniz. Ona göre en büyük